Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçe dersinde yazım kurallarını soru çözümüyle beraber konu anlatımı yapacağız. Birinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır? Sınavlarda çok fazla yer verilen bir konu, ki'nin yazımı. Soruya geçmeden önce ki'nin yazımı ile ilgili kısa bir konu anlatalım. Evet, Türkçemizde 3 tane ki vardır. Bu ki'lerden birincisi bağlaç olan ki'dir. Bağlaç olan ki bir cümlede iki yüklem varsa bu iki farklı yüklemi birbirine bağlar. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Tut ki karnım acıktı. Cümlenin yüklemi tut. İkinci cümlenin yüklemi acıktı. Araya ki bağlacı girmiş. İstedim ki o da başarılı olsun. İstediğim başarılı olsun. İki farklı yüklem ki ile birleşmiş. O zaman birden fazla yüklemi olan cümlelerde iki farklı yüklemi birbirine bağlayan ki'ye biz bağlaç olan ki diyoruz. Bağlaç olan ki kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Ve iki farklı cümleyi bağlama görevinde kullanıldığı gibi aynı zamanda sanki beni hiç anlamayacaksın cümlesindeki ki bağlama değil pekiştirme görevinde kullanılır. Evet, birinci ki'miz bu. Türkçedeki ikinci ki'ye ise sıfat yapan ki diyoruz. Sıfat yapan ki isimlerden önce gelip isimlerin yerini ya da zamanını bildirir. Karşıki dağlar, dağ isim. Hangi dağ? Karşıki dağ. Hangi halka? Gözler altındaki halka. Hangi cefer? Delikanlı çağımızdaki cefer. O zaman buradaki ki kendisinden sonra gelen ismin yerini bildirir. Evet, alttaki ki'ye bakıyorum. Dünkü fırtına, yarınki maç, bugünkü halimiz örneklerindeki fırtınadan önce gelen dünkü sözcüğü onun zamanını bildirmiş. Yarınki maç, ne zamanki maç? Yarınki. Ne zamanki halimiz? Bugünkü. Buradaki ki'ler kendisinden sonra gelen ismin zamanını bildirmiş. Ve dikkat edersek birinci örnekteki ki daki deki şekline gelmiş. Evet, o zaman diyoruz ki isimlerden önce gelip onların yerini ve zamanını bildiren ki'ye sıfat yapan ki denir. Sıfat yapan ki eki kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılır. Dikkat ederseniz bu ki'nin aynı zamanda küylü şekli de vardır. Evet, küylü şekli de vardır. Geliyoruz üçüncü ki'ye. Bu ki'nin adına ilgi zamiri olan ki diyoruz. Salonun ışığını söndürmüş, mutfağın ki açık. Buradaki ki mutfağın ışığı tamlamasındaki tamlananın yerini tutmuş. Bir isim tamlamasında iki tane unsur vardır. Birinci unsura tamlayan, ikincisine ise tamlanan denir. Tamlayanın almış olduğu şu ek, yani ın, in, un, ün ekine Türkçe'de tamlayan eki denildiği gibi bu eke aynı zamanda adın ilgi hali eki denir. Peki neden bunu anlattık? İlgi zamiriyle adın ilgi hali eki arasında bağ olduğu için anlattık. Mutfağın ışığı belirtili isim tamlamasındaki tamlanan düşüyor, tamlananın yerine biz ki ekini kullanıyoruz. Mutfağın ki, ismin yerini tutan sözcüklere zamir denildiğinde buradaki ki de isim tamlamasındaki tamlananın yerini tuttuğu için buna biz zamir olan ki diyoruz. Peki neden ilgi zamiri olan ki denir?
Çünkü buradaki ki, yani ilgi zamiri olan ki, ınki, inki şeklinde kullanılır. Kendisinden önce adın ilgi hali ki geldiği için ilgi zamiri olan ki denir. Dayımın arabası eski, babamın ki yeni. Babamın arabası ınki, bizimkisi bir aşk hikayesi, bizim hikayemiz gibi. Bu ın eki, yani ın, in, un, ün tamlayan eki, iki yerde im oluyor. Biri benimde, biri de bizimde. Tabii ki benimki, bizimki gibi kullanımlarda da buradaki ki ekine ilgi zamiri olan ki diyoruz. Sorunun çıktığı nokta ise şurasıdır. Son bahçemi diye kodladığım, sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illaki sözcüklerindeki ki ekleri ne bağlaştır, ne sıfattır, ne de zamirdir. Bunlar kalıplaşmış olarak devamlı bitişik yazılan eklerdir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Biraz sonra da göreceğiz. Soruların birçoğunu bu kalıp üzerine kuruluyor. Tekrar ediyorum. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illakiye dikkat, illaki örneklerinde olduğu gibi. Şimdi biz bunu anladık. Evet. Peki nasıl ayırt edeceğiz bunlara? Bağlaç olan ki, bağlaç olan ki ayrı, diğerleri bitişik yazılıyordu. Burada iki tane yöntemimiz var. Ki'den sonra, ki'den sonra ler eki getireceğiz. Ya da ki'den sonra ni eki getirdiğimizde anlam ve söyleyiş bozuluyorsa eksi koyuyorum. Bunun adına bağlaç diyorum. Bağlaç olduğu için de bunu ayrı yazıyorum. Şayet ki'den sonra ler veya ki'den sonra ni getirdiğimde anlam ve söyleyiş bozulmuyorsa artı koyuyorum. O zaman diyorum ki buradaki ki bitişik yazılacaktır diyorum. Yalnız cümlenin tamamını okumayacağım. Sadece ki'nin olduğu yere kadarki bölüm okuyacağım. Kızıl havaları seyretkini, seyretkiler, tutkini, tutkiler, istediğimkini, istediğimkiler. Örneklerde de görüldüğü gibi ki'den sonra ler ve ni getirdiğimde olmuyor, olmuyorsa buradaki ki'yi bağlaştır, ayrı yazılır diyoruz. Peki, sıfat yapan ki ile ilgi zamiri olan ki'ye bakalım. Bir of çeksem karşıkini, karşıkiler, gözler altındakini, gözler altındakiler, dünkünü, dünküler, yarınkini, yarınkiler. Ya burada ki'ye ni ve ler getirdiğimde söyleyiş bozulmadığı için burada da bitişik yazıyorum. Geliyorum ilgi zamiri olan ki'ye bakalım. Burada bozuyor mu? Mutfağınkini, mutfağınkiler. Babamınkini, babamınkiler. Bizimkini, bizimkiler. Demek ki bozulmuyor. Burada da bitişik yazılıyor. Şimdi sorumuza bakabiliriz arkadaşlar. Sorumuza bakabiliriz. Evet. Sorumuz şu. Hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır? Bu iş bitmeyecek. Meğer ki siz de yardım edesiniz. Meğer ki diyor. Meğer ki, meğer kiler. Ki'den sonra ler getirdim olmuyor ayrı yazarım dersek yanlış olmuş olur. Son bahçemideki m kalıplaşmış olarak bitişik yazılan meğer ki. O zaman bu doğrudur. Varsayalım ki bu yarışı kaybettik. Varsayalım kiler, varsayalım kini olmadı. O zaman bu yazılış da doğrudur. O İstanbul ki tek başına dünyalara değmez mi? O İstanbul kiler pekiştirme anlamı vermiş. Ayrı yazılması gerekir. Doğrudur. İnsan elindeki cevizle elindeki ceviz. Bunu sıfat yapan ki ceviz isim. Neredeki ceviz? Elindeki. Hatta ne demiştik sıfat yapan ki'ye? Daki deki şeklinde kullanılır ve bitişik yazılır dedik. Bu da doğru. Bu zamana kadarki çalışmalarınız, çalışma isim. Ne zaman ki, bu zamana kadar ki. Burası sıfat. Bu sıfatsa buradaki ki de sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılması gerekir.
Ama ayrı yazıldığı için o zaman cevabımız Edirne. Şu yönteminde kullanabiliriz. Bu zamana kadarkiler, bu zamana kadarkini oldu, anlam ve söyleyiş bozulmadığı için bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmış arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Büyük harf. Fırat Nehri. Fırat Nehri. Bu yazılış doğrudur. Coğrafi terimler büyük harfle yazılır. Fırat Nehri, Ağrı Dağı gibi. En sevdiğim kuzenim Ayşe teyzemin kızıdır. Buraya dikkat. Acaba bu cümledeki teyze küçük mü yazılacaktır, büyük mü yazılacaktır? Hemen bununla ilgili de notumuzu şöyle bir tekrar edelim. Bakalım neler varmış burada da bununla ilgili. Evet, akrabalık bildiren dayı, amca, hala, teyze, bacı, nine, dede gibi sözcükler ne zaman büyük yazılır, ne zaman küçük yazılır? Eğer bu akrabalık bildiren sözcükler özel isimden sonra gelirse küçük harfle yazılır. Gülay abla, yanlış, alttaki doğru. Ayşe teyze, yanlış, alttaki doğru. Kemal dayı, yanlış, alttaki doğru. Evet, özel isimden sonra geliyorsa küçük harfli olacak. Şayet özel isimden önce geliyorsa bu defa akrabalık bildirmeyip lakap bildirdiği için büyük harfle yazılması doğrudur. Baba Gündüz, dayı Kemal. Kemal dayı derken dayının D'si küçük, dayı Kemal derken dayının D'sini büyük yazıyorum. Neden? Artık o lakap bildirmiş. Nene Hatun, Hala Sultan örneklerinde olduğu gibi. Fakat bazen tarihi ve menkıbevi dini bir nitelik taşıdığı zaman özel isimden sonra gelen akrabalık bildiren sözcükler büyük yazılabilir. Gül Baba, Susuz Dede, Somuncu Baba, Meryem Ana örneklerinde olduğu gibi. Şimdi sorumuza geri dönüyoruz. Sorumuza bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Sorumuza. Evet, Ayşe teyzemin kızıdır dedik bu örnekte. Ayşe teyze burada büyük mü yazılacak, küçük mü yazılacak? Özel isimden sonra geldiği için artık küçük yazılanı doğrudur. Burada da Fırat Nehri'ni doğru demiştik. Kışın sıcak sobanın yanında ayrılmayan tombik yine uyku keyfinde. Hayvanlara verilen isimler büyük harfle yazılır. Bu da doğrudur. Arkadaşlarla mahallemizin sevilen ismi Baba İsmail. Evet, buradaki baba özel isimden önce geldiği için artık akrabalık bildirmez. Bir lakap olur. Büyük harfle yazılması doğrudur. Yayınlanan son resmi gazete. Evet, sorularda çok sık karşılaştığımız bir bölüm. Resmi gazetenin adı sadece resmi değil, gazete ile beraber söylenmesi gerekir. O zaman bunun büyük harfle yazılması gerekir. Cevap Edirne. Ama Sabah gazetesi demiş olsaydı ya da Milliyet gazetesi demiş olsaydı buradaki gazetenin G'si küçük olacaktı. Çünkü sadece gazetenin ismi Sabah'tır. O zaman cevabımız Edirne diyoruz arkadaşlar. Peki, üçüncü soruya geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaçların yazımıyla ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır? Edebiyatımızın yanlışlık diyor. Sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan yahut Silistre. Bir eser adı, bir tiyatro adının içerisinde ya da bir makale adının içerisinde, hatta bir kurum adının içerisinde bağlaç varsa bunlar küçük harfle yazılması doğrudur. Diğerleri Vatan'ın V'si, Silistre'nin S'si de büyük harfle yazılması gerekir. O zaman bunu doğru kabul ediyorum. Maçtan yine hüsranla ayrıldık. Oysa ki son bahçemin O'su, oysa ki kalıplaşmış olarak bitişik yazılması gerekirken ayrı yazıldığı için cevabımız Bursa. Ama devam ediyoruz. Bu kadar dil döktünüz toplantıda. Kimse de, buradaki de, buradaki de bağlaç olan de'dir. De iki şekilde kullanılır.
bir bağlaç olan de vardır. Bir de ismin hal eki olan de vardır. Bağlaç olan de kendinden önceki sözcükten ayrı yazılırken hal eki olan de bitişik yazılır. Tabii bunun yöntemi de'yi kapatıp okuyabiliyoruz. Bu kadar dil döktüğünüz toplantıda kimse size hak vermedi. Anlam ve anlam bozulmuyorsa söyleyiş daralabilir. Buna bağlaştır, ayrı yazılır denir. Ama ben başka bir formül öneriyorum. D'den sonra tekrar D, dağdan sonra tekrar dağ getiriyorum. Dede dada gibi. Bu kadar dil döktüğünüz toplantıda kimse de, kimse dede, kimse dede, dede olduğu için anlam bozuluyor. O zaman bu bağlaştır, ayrı yazılması gerekir. Bu da doğrudur. Başarı ile sabrın arasında kopmaz bir bağ olduğunu özellikle belirtmek isterim. Buradaki bağlacımız ile bağlacı. İle bağlacı bu şekilde yazılabileceği gibi başarıyla deyip kendinden önceki sözcüğe bitişik de yazılabilir. Örnekte görüldüğü gibi. Seni anlamadıklarını iddia ediyorsun. Bil ki, bil ki buradaki ki de bağlaştır. Bunun da ayrı yazımı doğrudur. O zaman cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Peki, geçiyorum dördüncü soruya. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Buyur, 54.sü düzenlenecek. 54. Incı inci eki, yani sıra sayı sıfatı eki dediğimiz incı inci eki bu şekilde yazılabilir. Yani rakamla da yazılabilir, yazıyla da yazılabilir. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. Bunun hepsi büyük harfle yazılması gerekir. Doğrudur. Konya elimizde başlıyor. Pek çok spor sever. Şu kelimeye dikkat arkadaşlar. En çok karıştırılan kelimemiz bu. Birçok ve birçoğu kelimesi bitişik. Dikkat edin söylediğime. Hiçbir, hiçbiri kelimesi bitişik. Hiçbiri kelimesi bitişik. Ama pek çok kelimesiyle pek çoğu kelimesi ayrı yazılır. Aynı zamanda hiçbirle hiçbiri bitişikken hiç kimse kelimesi de ayrı yazılır. O zaman bu da doğrudur. Türkiye'nin tarihi yerleri. Burada bir yazım yanlışı yapılmıştır. Türkiye'nin doğrudur ama tarihi yerler özel isim olmadığı için küçük harfle yazılması gerekir ki cevabımız Denizli'dir. Ekim ayındaki şuradaki Ekim kelimesinin büyük yazılabilmesi için kendisinden önce ya da sonra bir rakamın gelmesi lazım. Olmadığı için Ekim'in E'si de küçük olacak. O zaman cevabımız Denizli'dir diyoruz arkadaşlar. Peki, 5. sorumuza geçiyoruz. Soru 5. Bir önceki senede üniversite sınavında sorulan bir soru. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak, kılmak, buyurmak. Türkçedeki bu eylemlerin adına biz yardımcı eylem adını veriyoruz. Yardımcı eylemler kendisinden önceki sözcüklerle birlikte kullanıldığında ne zaman bitişik yazılır, ne zaman ayrı yazılır? Kural basit. His artı etmek, hissetmek. Burada bitişik yazmam gerekiyor. Neden? Çünkü etmek yardımcı eylemi kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında sözcükte ünsüz türemesine neden olmuş. O zaman bitişik yazılacak. Başka örnek veriyorum. Sabır artı etmek, sabretmek. Sabretmek. Evet. Burada hangi ses olayı var? I düştüğü için buradaki ses olayının adına ünlü düşmesi diyoruz. Hamt artı etmek. Bunu da bitişik yazıyorum. Hamd etmek şeklinde yazıyorum. Peki burada hangi ses olayı vardır? Burada da yumuşama vardır. O zaman diyorum ki yardımcı eylemler kendilerinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında sözcükte ünsüz türemesine
ünlü düşmesine ya da yumuşamaya neden olmuşsa bitişik, herhangi bir ses olayına neden olmamışsa ayrı yazılır. Üniversite sınavlarında hatta LGS'de bile en çok sorulan sorulardan biri budur. Arz etmek, terk etmek ve fark etmek kelimeleri bitişik yazılır. Çünkü burada herhangi bir ses olayı yoktur. Evet, şimdi bakalım burada bu açıklamadan sonra tez savunmanın kabul edilmemesi, kabul etmek ayrı yazılması gayet doğrudur. Burada sarf etmek var. Bunun nasıl yazılması gerekir arkadaşlar? Sarf değil bu. Sarf etmek herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış. Kayıt artı etmek. Burada ise ünlü düşmesine hatta yumuşama olmuş. Burada zehir etmek var. Zehir etmek, zehir etmek ünlü düşmesine uğramış. Edirne'de ise hissetmek burada da ünsüz türemesine olmuş. Bundan dolayı bu bitişik yazılması gerekiyor. Evet, burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Cem etmek kelimesindeki cem etmekteki ayın harfi var. Mahvolmaktaki burada da ayın var. Bunlar düştüğü için bunlar da bitişik yazılır. Dikkatinizi çekerim. Evet. Peki 6. soruya geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Mülakat adayları içeriye ikişerli gruplar halinde ikişerli. Biz Türkçedeki arer ekine üleştirme sayı sıfat eki diyoruz. Üleştirme sayı sıfat eki. Arer sayılara ya da rakamlara geldiğinde bunlar sayı ya da rakamla değil yazıyla yazılması gerekir. Yani ikişerli şu şekilde yazılması gerekir. O zaman cevabımız Adana'dır. Diğerlerinde 21. yüzyıl bir problem yok, doğrudur. Çek ve senetlerde bitişik yazılır 5100 örneğinde olduğu gibi. Dedem dedesinden kalan bu halı 155 yıllık, doğrudur. Eğer istatistik bilgi veriliyorsa burada rakam kullanılabilir. Bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Evet, şimdi 7. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 7. soru üniversite sınavlarında yine sorulan bir soru. Özel isimler kesme işaretiyle ayrılıp ayrılmadığı bölümü. Bir özel isme uşak yapım eki getiriyorsam kesme işaretiyle ayırmıyorum. Devam ediyorum. Bir özel isme çoğul eki getiriyorsam bunu da kesme işaretiyle ayırmıyorum. Örnekte olduğu gibi. Şimdi özel isme yapım eki getirdim. Ardından herhangi bir ek, hangi ek gelirse gelsin bunu da kesme işaretiyle ayırmıyorum. Evet. Bir özel isme çoğul eki getirdikten sonra ardından hangi ek gelirse gelsin bunlar kesme işaretiyle ayrılmaz. Peki neler kesme işaretiyle ayrılır? Uşak kelimesi. Evet, özel isim. Ben buna iyelik eki getirdiğimiz zaman uşağımız o zaman kesme işaretiyle ayırıyorum. Aynı şekilde bir özel isme hal eki getirirsem bunu da kesme işaretiyle ayırıyorum. Uşağımız uşakta. Ya da özel isme bildirme eki getirdiğimde bunu da kesme işaretiyle ayırıyoruz. Şimdi bu açıklamalardan sonra hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Bakalım. Türkçemizin bin yıllık derken özel isim ardından ç, miz eki gelmiş ayrılmaması gayet doğrudur. Orhun kitabelerinin buradaki kitabeleri özel isimdir. Ardından gelen in eki, çekim eki olduğu için kesme ile ayrılır. Türkçülük, Türk özel isim, yapım eki gelmiş. Yapım ekinden sonra herhangi bir ek ne eki gelirse gelsin bu da ayrılmayacağı için doğrudur. Yakup Kadri'nin derken özel isimden sonra gelmiş ayrılır. Ama boğazın kelimesi derken yer bildiren özel isimlerin kısaltmalarına getiren ekler
kesme işaretiyle ayrılacağı için cevap Edirne olur. Bu Çanakkale Boğazı ya da İstanbul Boğazı'nı kastettiği için bunun adı Boğaz'ın şeklinde yazılmış olması lazım. Ya da Hisar'ın şeklinde yazılması gerekir. Yazılmadığı için cevabımız Edirne'dir. Evet, 8. soruya geliyoruz arkadaşlar. Altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? Bilmeyen, bilmeyen. Burada bir daralma yapılmış. Bilme, enki getirildiğinde bunu bilmeyen şeklinde yapılmış. Sonu e-a ile biten eylemler şimdiki zaman eki aldığında daralır. Onun haricinde ünlü ile başlayan ekler getirildiğinde daralma sadece söyleyişte olur, yazılışta daralma olmaz. Olduğu için o zaman bu yanlıştır. Şair, okurda farklı çağrışım değil, çağrışım. Ses olayına uyması gereken bir sözcük uyulmamış şekliyle yazılırsa bu da bir yazım yanlışıdır. Evet, yeyip daralma olması gerekiyor, yiyip şeklinde olması gerekiyor. Bu da yanlıştır. Avucunda değil, avucunda şeklinde olması gerekiyor. Bu da yanlış ve doğru cevabımız deyince örneğinde olduğu gibidir. Evet, geçiyoruz 9. soruya arkadaşlar. 9. soru. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yine güzel sorulardan bir tanesi. Oda karma karışıktı. Pekiştirmeye uğrayan kelimeler ayrı yazılmaz, bitişik yazılması gerekir. Karma karışık. Karışık. Evet, düpedüz, sapsarı örneklerinde olduğu gibi. İkinci de ard arda bir ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Doğrudur. Fakat ard arda ikilemesi sonu D ile değil T ile olması gerekir. Ard arda şeklinde olması gerekir. O zaman bu da yanlış cevabında. Peki geçiyorum. Öğretmenin anlatımıyla ders gitgide. Bu doğrudur. Bir kere bunun yazılışı doğru. Kalsın. Nedir? Biz ikilemeyi oluşturan kelimelerden herhangi biri hal eki alıyorsa ayrı yazılması gerekir. Örneğin el ele ikilemeyi oluşturan kelimelerden ikincisi hal eki almış. Ya da dilden dile derken bunu da bu şekilde yazmam gerekiyor. İkisi de beraber almış. Ama bu yapıda olup da yani hal eki alıp da bitişik yazılan 3 tane kelime vardır. Bunlardan bir tanesi gitgide kelimesidir. Gitgide kelimesi normalde hal eki aldığı için ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılır. Neden? Çünkü bu kelimenin aslı gide gidedir. Gide gide. Gide gide olup buradaki e hal eki düştüğü için yani daha doğrusu hal eki değil ulaş düştüğü için bu bitişik yazılmış. Bir diğeri ise birbiri kelimesidir. Birbiri kelimesi buradaki i yine hal eki ve iyilik eklerinden birini aldığı için normalde ayrı yazılması gerekirken bu kelimemin aslı da biri biridir. Ama bu düştüğü için bu da bitişik yazılır ve diğeri vardır. Birdenbire kelimesi de bitişik yazılır. Üniversite sınavlarına çok fazla sorulan bir kalıptır. Gitgide birbiri ve birdenbire bitişik yazılır. Burada da bitişik yazılmış doğrudur. Sınavı kazanırsa bana bir takım elbise alacak. Bir takım elbise derken buradaki bir takım, bir takımın ayrı yazılması lazım. Bir takım Türkçe soru bankası örneğinde olduğu gibi. Ama eğer bir takım kelimesi belirsizlik ifade ediyorsa, bir takım insanlardan hoşlanmıyorum gibi, o zaman bitişik yazılması gerekir. Ama burada değil, burada bir yanlış vardır. Anlamanız için illaki ilk başta birinci soruda anlattığımız son bahçemideki illaki kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. O zaman yazım yanlışı olmayan cümlemiz 3'tür. Son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. 10. soruya geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Tarihlerin yazımında eğer
gün ve ay adımın önünde ya da ardında rakam ya da sayı varsa bunlar büyük harfle yazılır ve bunlara gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. 27 Aralık örneğinde olduğu gibi. Aralık ay bildirir, önünde bir rakam olduğu için bunun büyük yazılması doğrudur. Haftaya cumartesi, cumartesinin gün bildiren kelimenin önünde ya da ardında herhangi bir rakam ya da sayı olmadığı için bunun da küçük yazımı doğrudur. 1 Ekim denildiğinde Ekim önünde sayı vardır. O zaman bunun büyük harfle yazılması doğrudur. Kesme işaretiyle ayrılması da doğrudur. Eylül kelimesi küçük olacak çünkü rakam yok. Bu da doğrudur. Ocağın 15'i dediğim zaman bu yazım yanlıştır. Bunu ocağın 15'inde demesi gerekir arkadaşlar. Evet, bugün yazım kuralları 1 bölümünü işledik. Bir sonraki dersimizde yazım kuralları 2 ile karşınızda olacağız. Herkese kolay gelsin. Teşekkürler.